Merhaba arkadaşlar, ben Kevser. Edebiyat öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Şamanizm ve Türklerde şaman konusundan bahsedeceğim sizlere. İlk olarak şaman terimi ve şamanizmin kökenine değineceğim. Ardından şamanın özellikleri, şamanlık statüsüne geçiş, şamanın görevleri, şamanın kullandığı araçlara değinip videoyu kısa bir sürede bitirmeye çalışacağım. Şaman terimi ve şamanizmin kökeni. Şamancılık veya kamcılık olarak da bilinen şamanizm, bir dinden ziyade merkezinde şamanın yer aldığı, kendine has inanç ve ritüelleriyle farklı formları bulunan vecde dayalı bir yöntemdir. Tunguzca'da kahin, sihirbaz gibi anlamlara gelen, Batılılarca da rahip, büyücü, hekim veya ruh avcısı şeklinde tanımlanan şaman, Kırgızca'da, Kazakça'da baksı, bahşı, karamurt, kam, tadıbey gibi farklı isimlendirmeler kullanılarak ifade ediliyor. Kadın şamanlara ise utagan, udagan, ubakan, utugan şeklinde adlandırmalar yapılıyor. Şamanizmin hangi kökenden geldiğine dair farklı görüşler bulunmaktadır. Bu görüşlerden en önemli olanları şamanizmin güney ve kuzey kökenli olduğunu savunan görüşlerdir. Şamanizmin kuzey kökenli olduğunu savunan araştırmacılara göre şamanlık coşkuya ve kendinden geçmeye dayanır. Kendinden geçmenin kaynağı ise menelik denilen sinirsel bir rahatsızlıktır ve Orta Asya'dan Kutup bölgesine sonradan yerleşmiş olanlar da görülmektedir. Kuzeyin ağır fiziki koşulları ve ruhsal yorgunluk en temel nedeni olmakla birlikte isteriye benzeyen bazı tepkiler göstermelerine neden olmuştur. Şaman hastalığı olarak menelik, sinirsel bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığa tutulan şaman adayı önce büyük bir yorgunluk hisseder, gövdesi kasılıp titrer, bedeni hissizleşir, göğsü daralır, tuhaf sesler çıkararak ağlar, gözleri döner, sonra aniden sıçrayarak ayağa kalkar ve deli gibi dönmeye başlar. Nihayet ağzından köpükler saçarak yere yığılır. Bu durum birkaç gün veya birkaç hafta sürer. Şaman adayının hastalık biçiminde gelen bu şamanlık teklifini, ki bu bir şamanlık teklifidir, kabul ederse rahatladığı, teklifi geri çevirirse şamanlık görevini alamayan adayın delirdiği, yani almayan bu adayın delirdiği ya da öldüğü, şamanlık yapmayı bırakan kişinin ise bu hastalığa tekrar yakalandığı kabul edilir. Güney kökenli olduğunu savunanlar ise şamanizmin güneyde yaşayan anaerkil bir toplumdan ortaya çıktığını, bu toplumların daha sonra kuzeye göç etmesiyle bu kültürü taşıdıklarını, yani kuzeye taşıdıklarını ileri sürmüşlerdir. Şamanizm, toplayıcılık avcılığın olduğu dönemde toplum anaerkil bir yapılanma içerisindeyken ortaya çıkmış ve zamanla toplumun ataerkil yapıya geçmesiyle şamanlıkta erkeklerin egemenliğine girmiştir. Peki şamanlık bir din midir? Araştırmacıların büyük çoğunluğu şamanizmi Türklere özgü bir din olarak kabul etmişlerdir. Din olarak kabul edişlerinin en temel sebebi onun kendine özgü bir dünya görüşünün, kozmogonik tasavvurlarının, merasim ve ayinlerin olması ve toplumun şamanlara özel bir statü vermesidir. Bazı araştırmacılar da şamanın tüm bu merasimleri ve ayinleri vecd halindeyken gerçekleştirdiği düşüncesinden hareketle bir esirme tekniği olarak kabul etmişlerdir. Ki Ziya Gökalp de Türk Uygarlığı Tarihi adlı eserinde şamanizmin dinsel değil, büyüsel bir dizgeye sahip olduğunu, bunun bir din olarak düşünülmesinin doğru olmadığını düşünmüştür. Bu alanda ciddi çalışmalar yapan Fuzuli Bayat ise şamanlığın bir din olarak kabul edilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını ve şamanlığın bir esirme tekniği olduğunu ifade etmiştir. Gök Tanrı dininin dönemsel bir yorumlanışı olabileceğini belirtmiştir. Peki şamanizmi bir din olarak kabul edenler var ve onlar şamanizmin bir dünya görüşü olduğunu söylüyorlardı. Bu şamanizmin dünya görüşü nedir? Bu görüş nedir peki? Şamanistler dünyayı orta, alt ve üst olmak üzere üçe ayırıyorlar. Buna göre içinde yaşadığımız gözle görünen dünya orta dünya, görünmeyen ve şaman yolculuklarıyla ulaşılabilen dünyalar alt ve üst dünyalar. Aşağıdaki dünya Tanrı erlik ve bağlı olduğu, ona bağlı olan tüm kötü ruhların yurdu iken, yukarıdaki dünya ise iyilik tanrısının ve ona bağlı olan iyi ruhların yurdu. Şamanlık dünya görüşünde, şamanizmin dünya görüşünde doğa ve insan bütünlüğü vardır. Evrendeki tüm varlıklar bir bütünlük ve uyum içerisindedirler. Yer ile gök de varlıkların birlik ve bütünlüğünün koruyucusudur. Şamanın özelliklerine gelecek olursak eğer, Tanrılar tarafından seçilmişlerdir.
Şaman ruhlar ve tanrılarla doğrudan doğruya iletişim kuran kişidir. Şamanlar ateşe egemendirler, sihirli bir uçuş yetenekleri vardır ve şaman genellikle hayvan biçiminde olan şamanların hayvan biçiminde olan yardımcı ruhları vardır. Şöyle ki, ruhları tanıyan, onlarla nasıl etkileşime girebileceğini bilen, iyi ruhlardan yardım alabilecek ve kötü ruhların zararlarından kendisini ve toplumunu koruyabilecek güçte olan kişiler şaman olabilirler. Şamanlar tanrılar tarafından seçilmiş, toplum içinde özel statüye sahip olan bireylerdir. Tanrılarla insanlar arasında aracılık yapabilme gücüne sahiptirler ve evrenin bazı sırlarını bilirler. Şamanın esirme yeteneği, sihirli uçuş yapmasını, yer altına inmesini ve göğe çıkmasını, ruhlarla özel bir şekilde iletişim kurmasını ve ateşe egemen olmasını sağlamaktadır. Şamanın ruhlarla olan ilişkisi de ayırt edicidir ki, şamanın yardımcı ruhları vardır ve o bu ruhlara egemendir. Yani şamanın yardımcı ruhları var ve şaman bu ruhlara egemen. Aslında şaman da bir otacı gibi hastalıkları sağaltır, sihirbaz gibi bazı mucizeler gösterir. Ancak o tüm bunlardan farklı olarak bir ruh güdücüdür. Ayrıca o rahip, mistik ve ozan da olabilir. Şamanizmin kendine özgü bir yapılaşması vardır ve bir kendine özgü bir tarihi vardır. Şamanlık statüsüne geçiş. Kişiye şamanlık güçleri farklı yollardan geliyor. İlk olarak kalıtsal aktarımla şaman olanlar. Bu mesleği devralanlar. İkincisi içsel bir çağrılış yani seçilmişlikle şaman olanlar. Üçüncüsü de kendi istekleriyle şaman olanlar. Ancak bu kendi isteğiyle şaman olanlar çok zayıflar ve saymaya da gerek yok açıkçası. İki grup önemli. İlk grup ve ikinci grup. Türk kültüründe yaygın olarak görülen kalıtsal yolla aktarımdır. Türk şaman metinlerinden alınan bilgiler doğrultusunda seçilmiş kişinin şamanlık statüsüne geçişi, çağrı, hastalık, toplumdan uzaklaşma, fiziksel sınav, zihinsel açılma, eğitim, yeni bir varlığa dönüşüm ve topluma dönüş aşamalarını içermektedir. Şaman adayı menerik hastalığı ile bir çağrı ve bu hastalık sürecinden sonra toplumdan bir uzaklaşma yaşar. Bu uzaklaşmada manen ölür ve dirilir. Şöyle ki, şaman adayının bedeninin parçalanması ve organlarının yenilenmesi, ritüel olarak ölme ile onu izleyen dirilme ve böylece ulaşılan mistik olgunluk, sırra erme törenlerinin önemli temasıdır. Sırra ermede gerçekleşen tüm ritüellerin amacı şaman adayına geçmiş yaşamı unutturmaktır. Şamanın bu ritüel ölümü yaşaması, yani bedeninin parçalanması ve sonrasında organlarının yeniden dirilmesi, onun insanlarla ortak olarak yaşadığı maddi dünyadan öteki alemlere geçmesini sağlayan tek araçtır. Ölmek ve sonrasında yeniden dirilmek, şaman olmanın zorunlu koşuldur. Buradaki ana tema, kişinin yeni bir yaşama doğmak üzere ölmesidir. Ritüel ölüm, şamanın sırra ermesi, yani kutsal olan bilgilere sahip olmasıdır. Ölüp dirilme yeni bir statüye geçiştir ve bunu ifade eder. Şamanlığa çare bir kaderdir. Çünkü aday daha doğmadan önce tanrılar ve şaman ruhları tarafından seçilmiştir. Şaman olarak kabul edilen kişi hem esrime düzeyinde yani rüyalar ve kendinden geçme gibi hem de gelenekler düzeyinde eğitim görür. Gelenekler düzeyini biraz açacak olursak eğer şamanlık teknikleri, ruhların adları ve işlevleri, bulunduğu boyun mitolojisi ve soy ağacı, gizli dil gibi farklı şekilde eğitim görür. Bu eğitim bir sırra erdirme süreci olarak ruhlar ve usta şamanlar tarafından verilmektedir. Bu sırra erdirme halka açık bir törenle gerçekleşebileceği gibi tören olmadan çırağın rüyalarında ve esirme deneyimlerinde de gerçekleşebilir. Şamanın görevlerine gelecek olursak eğer, insanların yaşadığı dünya ile diğer dünyalar arasında aracı olmak, ruhsal bilgileri topluma taşımak, hastalıkları iyileştirmek, ölen insanların ruhunu diğer dünyaya taşımak, gelecekten haber vermek, mekanları kötü ruhlardan temizlemek, kaybolan eşyaların bulunmasını sağlamak, büyü yapmak, kısırlığı önlemek, zor durumları kolaylaştırmak, avın bol olmasını sağlamak, tanrılara ve ruhlara kurbanlar sunmak ve bazı dini törenleri düzenlemek şamanın genel görevleridir. En önemli olanları şöyle ki ilk sağaltım yani hastalıkları iyileştirmek. Şamanın en önemli işlevi hastalıkları iyileştirmektir. İyileştirme seansları şaman hasta ve izleyenler arasında gerçekleşmektedir. Şaman ile hastanın birebir çalışmasına rastlanmaz. Çünkü şaman kamusal bir görev yerine getirmektedir ve bu nedenle gizli bir iş yapmayacağı için
topluma açık olarak gerçekleştirmektedir tedavisini. Şamanların en önemli işlevi hastayı iyileştirmek olsa da her hastayı tedavi eden kişi şaman değil. Şamanın hastaları tedavi eden otacıdan, büyücüden farkı bedenden ziyade ruhu tedavi etmeye çalışmasıdır. Ruhu tedavi ederek hastalığı iyileştirmek istiyor şaman. Şamanizme göre hastalık iki nedenle gerçekleşir. Bu da hastalığın bir fazlalık ya da eksiklik olarak algılanmasıdır. Hastalıkların sebebi olarak kötü ruhların insan vücuduna girdiğine ya da insanın kutunun çalındığına inanılır. Kut, insanın mutluluğu, yaşama sevincidir. Şamanın görevi vücuda giren kötü ruhu çıkarmak ve çalınan kutu geri getirmektir. Sibirya halklarında eğer hastalığın nedeni vücuda yabancı bir ruhun girmesi ise şaman küçürük adı verilen bir yöntemle hastayı tedavi eder. Küçürük yöntemiyle şaman vücuda girmiş kötü ruhu herhangi bir hayvana, hayvan iskeletine veya cansız nesneye göçürür. Eğer hastalığın nedeni vücuttan kutun çalınmış olmasıysa bu sefer de şaman yer altındaki ruhlarla pazarlığa girişir, bu ruhlara çaldıkları kutun yerine bir hayvan canını kurban verir ve böylece hastayı iyileştirir. Şöyle ki kadın ilk hekimdir. Gerek teşhis gerek tedaviyle kadın şamanların erkek şamanlardan farklı olarak kendine özgü yöntemleri vardır. Şaman anlatılarında kadın şamanların iyileştirme gücünün çok yüksek olduğu ve bazen ölüyü bile dirilttikleri anlatılır. Şaman ateş ruhuyla bağlantı içindedir ve kadın şamanın en yaygın ve en kolay tedavi uygulaması ateşle gerçekleştirilen iyileştirmedir. Titreme ve şarkı söyleyerek iyileştirme yöntemi de kadın şamanların kullandıkları başka bir tedavi yöntemidir. Şamanların en eski iyileştirme tedavisinden biri de korkutma yöntemidir. Bu yöntem kadın ve erkek şamanlar tarafından kullanılmaktadır. Ancak korkutma yönteminde kadın şamanlarda, erkek şamanlarda görülmeyen bir durumla karşılaşılır ki bu, seans esnasında kadın şamanın ani bir hareketle eteğini kaldırıp cinsel organını hastaya musallat olan ruha göstermesidir. Aynı zamanda kadın şaman hastanın canını acıtır ve onun çığlık atmasına sebep olur. İnanca göre tüm bunlardan sonra hastalık getiren ruh bedeni terk eder ve böylece hasta iyileşir. Törenleri yönetme konusuna gelirsek eğer görevine, eski Türk toplumlarında gerçekleştirilen dini törenler iki bölüme ayrılıyor. Bunlardan birincisi belli zamanlarda gerçekleştirilen yani düzenli olarak kutlanan törenler, ikincisi de koşullara göre ortaya çıkan yani rastlantısal olarak ortaya çıkan ve onlar dolayısıyla yapılan özel olarak gerçekleştirilen törenler. Belli zamanlarda gerçekleştirilen törenler aynı zamanda toplumun ortak olarak yerine getirdikleri ve bir anlamda dini bayram niteliğinde olanlardır. Şamanlarda kurban sunulmadan tören yapılmaz ve bu törenlerde mutlaka ateş bulunur ki fotoğrafta da zaten görüyorsunuz. Ruhlar için verilen kurbanların ilk parçası da önce ateşe atılır. Türklerde kanlı ve kansız kurban olmak üzere iki türlü kurban geleneği vardır. Kanlı kurbanların en önemlisi at, ikincisi de koyun kurbanıdır. Törenlerde geçen ateşe yağ atma ve şarap serpme gibi kansız kurban verme durumları vardır. Ama kansız kurbanların en önemlisi ruhlara bağışlamak amacıyla başıboş bırakılan hayvanlardır. Yurdun ölünün ruhundan temizlenmesi yani ölen insanların ruhunu diğer dünyaya taşımak görevi ise şamanın gerçekleştirdiği bir diğer önemli görevdir ki bu görev genellikle ölen kişinin 40. gününde yapılır tören. Örneğin Altay inanışına göre ölen kişinin ruhu evinde bir süre kalır. Ruh yalnız bir şekilde dünyayı terk etmek istemeyeceğinden yanında başka bireyleri ya da hayvanları da götürmeye çalışır yani onları ölüm diyarına sürükler. Özellikle ölen kişinin ruhu canlıların dünyasını terk etmekte gecikirse şamanın bu görevi yerine getirmesi zorunludur. Yeraltı dünyasının yollarını iyi bilmesi, ölenin ruhunu yalnızca şamanın yakalayabilmesi ve onu kendi yurduna götürebilmesi nedeniyle bu ruh güdücü adı verilen görevi yerine getirebilecek güç yalnız şamanda bulunmaktadır. Şamanın kullandığı araç ve gereçlere gelecek olursak eğer, şamanın şamanlık yaparken kullandığı araç ve gereçler, şaman mitolojisinin, dünya görüşünün, kültürünün dışa vurumu, simgesel anlatımıdır. Şamanlığa ait tüm bu maddi ve manevi unsurlar, şamanın giysisinde yani kostümü, başlığı ve ayakkabısında, davulunda, tokmağında, maskesinde, aynasında temsil edilmektedir.
Şamanın kullandığı araç ve gereçler toplumsal nitelikte olduğu ve toplumun sorunlarını çözmek amaçlı kullanıldığı için kültürün izlerini taşırlar. Bu nedenle şamanın araç gereçleri toplumdan topluma farklılık göstermektedir. Ama en önemli ikisini işleyeceğiz biz burada. Şaman giysisini ve şamanın davulunu. Şaman ayin yaparken özel kıyafetini giyer. Bu kıyafete Altaylılar manyak derler. Yakutlar ise kumlu adını vermişlerdir. Şaman özel kıyafeti olmadan da ayin yapabilir ancak o zaman kötü ruhlara karşı cesaretli olamaz. Bu nedenle her şaman kendisine özel kıyafet yaptırır. Şamanlar için kıyafetten sonra gelen en önemli şey davuldur. Şaman kıyafetini ve davulunu hizmet ettiği ruhların özel isteği doğrultusunda yaptırır. Şaman kıyafetinde palto, maske, başlık, ayakkabı ve demir levha bulunmaktadır. Şamanın bu kıyafetlerindeki en belirleyici öğeler palto ve başlıktır. Şamanın giysisi ruhların izni ve yönlendirmesiyle yapılmaktadır ve hazır hale gelen giysi toplumca düzenlenen bir merasimle şamana giydirilir. Bu merasimdeki amaç giysi ile ilgili olarak ruhların onayını almak ve eğer ruhlarca bazı değişiklikler yapılması istenilecekse bu isteklerin yerine getirilmesidir. Şaman bu giysisini sadece şamanlık yaparken giyecek, diğer zamanlarda toplumun diğer üyelerinden farkı olmayacaktır. Şaman giysisi şamanlık görevi sırasında ona hem bazı ruhlardan yardım almasını hem de bazı karanlık ruhlarla savaşabilecek güce sahip olmasını sağlayacaktır. Üzeri yardımcı ruhlarla donanan giysinin ömrü şamanın ömrüyle bağlantılıdır. Bu nedenle giysiye herhangi bir zarar gelirse şamana da zarar geleceği, hatta şamanın öleceği anlamını taşımaktadır. Şaman öldüğü zaman giysisinin üzerindeki ruhlar da giysiyi terk ederler. Dolayısıyla giysinin herhangi bir gücü kalmaz ve başka bir şaman da özelliğini yitirmiş bu giysiyi almaz. Ölen şamanın ardından giysisi de genellikle ormanda bir ağacın dallarına bırakılır. Şamanın giysisi kutsalın görünürleşmesidir. Klandaki tüm insanların katkılarıyla yapılan ve ruhların güçlerini üzerinde toplayan giysi klandan dışarı, yani o boydan dışarı çıkarılmaz. Eskidiğinde bir ağacın üzerine asılır ve böylece üzerindeki o yardımcı ruhların da onu bırakıp yeni giysiye bağlanması sağlanılır. Türk şaman topluluklarındaki şaman giysilerinde en çok görülen kuş ve iskelet simgeciliğidir. Giysilerdeki kuş simgesi şamanın bu dünya ile diğer dünyalar arasındaki yolculuğunu gerçekleştirmesine yardımcı olmak amacını taşır. İskelet motifi ise şamanın ölüp dirilmesinin, sırra ermesinin simgesel bir anlatımıdır. Şamanın giysisi onun hem koruyucusu hem de gizlenme aracı iken maske de şaman giysisinin yerini tutan bir araçtır. Türk şamanlığında maske az kullanılıyor. Yakut ve Altaylı şamanlar maske takmak yerine genelde yüzlerini boyuyorlar. Bu sayede karanlık ruhlar tarafından tanınmamış oluyorlar. Şamanlık yaparken şaman kıyafetinin, başlığının, maskesinin simgesel önemine karşılık bazı kadın şamanların çıplak olarak şamanlık yaptığı görülüyor. Çıplaklık da maske gibi, yüz boyama gibi bir gizlenme ve korunma aracı. Bu anlayışa göre çıplak beden rüzgar, ısı, ışık, güneş tarafından kaplanıyor ve böylece kadın şaman karanlık ruhlarca tanınmaz bir hale geliyor. Şaman davuluna geçiyoruz. Şaman davulu simgesel anlamı ve sihirsel işlevleri fazla olan bir alettir. Şaman törenlerindeki en önemli alettir. Davulun şamanı dünyanın merkezine taşımak, ruhları çağırmak, ruhları davula hapsetmek, şamanın işine yoğunlaşmasını sağlamak, şamanın uçmasını sağlamak, manevi dünya ile iletişim kurmasını sağlamak gibi şamanlık seansları için birçok vazgeçilmez işlevi var. Şamanın ayırt edici aleti davul ve tokma. Davul kelimesi Türkçe'de tüngür, dünür, tünür terimleriyle ifade ediliyor. Altaylarda davula tüngür derken Yakutlarda tünür, dünür adı veriliyor ve birçok toplumda davul şamanın semavi eşi olarak kabul ediliyor. Zaten davul anlamına gelen tünür, dünür kelimesi evlilik yoluyla oluşmuş akrabalık anlamına geliyor. Şorlarda davul açık bir şekilde şamanın eşi olarak ifade ediliyor ve kalabalık içerisinde şaman ile davul arasında temsili bir düğün yapılıyor. Şaman davulunun kasnının hangi ağaçtan ve nasıl yapılacağının seçimi de şaman giysisi gibi ruhların isteği ve önerisiyle gerçekleşiyor. Herhangi bir ağacın ruhlarca seçilmesi artık onun sıradan bir ağaç olmaktan çıkıp kutsal bir varlığa dönüştüğünü ifade ediyor. Şaman
Davulu aracılığıyla esirme tekniğini gerçekleştirir. Ritmik olarak çalınan davul, yardımcı ruhları çağırma ve karanlık ruhları korkutup kaçırma işlevine sahiptir. Davul çaldıkça şaman esirmeye geçer. Davul şaman için ruhlarla konuşma ve esirme aracıdır. Bu nedenle genel olarak kabul edilen düşünce davulun şamanın at, geyik, kurt gibi bir bineği olduğu inancıdır. Tokmak ise davulun bir parçasıdır ve davul şamanın bineği iken tokmak da şamanın kamçısıdır. Böylece şaman davulu ve tokmağı aracılığıyla farklı dünyalara seyahat edebilmekte, yani alt dünyaya inip üst dünyaya çıkabilmektedir. Davul ve tokmaktan çıkan sesin iyileştirici bir gücü vardır. Davulun üzerine çizilmiş olan resimler, şaman mitolojisinin dünya görüşünü, toplumun sosyal ve ekonomik yaşam biçimini sembolize eder. Her ne kadar bazı Türk toplumlarında davulsuz şamanlık da yapılmaktaysa da, davul yerine asa kullanılmaktaysa da genel olarak davul tercih edilir. Zamanından önce yıpranan davul, şamanın hastalanacağının habercisidir. Davulun yırtılması, bozulması, beraberinde şamanın ölümünün yaklaştığı bilgisini taşır. Ölen şamanın davulu başka bir şaman tarafından kullanılamaz çünkü ölen şamanın eşi o. Neticede baktığımız zaman ve ölen şamanın mezarının üstüne konur. Eğer şaman bir ağacın dibine gömülmüşse davulu da bu ağacın dallarına asılır. Sunumumu dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.